Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, türküler susmaz ve halaylar sürer. Şimdi son bir hafta 10 gündür yaşadıklarımızı burada geçen gün de ifade ettim. Ama ne yazık ki bu operasyon hali, bu halaya yönelik tahammülsüzlük devam ediyor. 21 Temmuz 2024 günü bir grup Kürt genci Mersin'de halay çekmişlerdi. Ve bu halay çektiği görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra da bazı troll tarafından hedef gösterildiler. Yetmedi, kimlik tespitleri yapıldı, adı altında gözaltına alındılar, işkenceye uğradılar ve sonunda da 9'u tutuklandı. Ama bu da değil sadece. Birçok ilde oldu. Biraz sonra detaylarını aktaracağım. Şimdi sosyal medyada başlayan bu linç çağrıları sonrasında deyim yerindeyse bir halay avı başlatıldı. Evet, tam bir halay avı. Troller tarafından düğünler, şenlikler, etkinlikler taranıyor. Oradaki görüntüler taranıyor ve o görüntüler üzerinden emniyet etiketleniyor. Emniyete bildirimde bulunuyor ve emniyet de sanki bu ülkede başka hiçbir iş yokmuş gibi yemiyor, içmiyor ve gidip gözaltı operasyonu yapıyor. Gençlere işkence yapıyor. Önce Mersin'de 11 genç, sonra Ağrı'da 6 genç, sonra Siirt'te 6 kadın, en son İstanbul Bağcılar ve Esenyurt, Sultan Gazi, Gazi Osman Paşa'da farklı ilçelerde toplam 18 kişi işkenceyle gözaltına alındı. Peki bunların bu büyük suçu neydi? Ne yapmışlardı? Düğüne gitmişler efendim, halay çekmişler. Bakar mısınız? Halayla ülkeyi bölüyorlar. Halayla AKP iktidarını devirecekler herhalde. Ne büyük bir suç halay çekmek. Ne büyük bir suç Kürtçe müzik eşliğinde halay çekmek ki emniyet habire gözaltı operasyonu yapıyor, şafak operasyonları yapıyor. Daha da kötüsü, daha da vahimi, örneğin Siirt'teki gözaltılar için ne diyor? Evleri basıldı, gözaltına alındılar, dijital materyallerine el konuldu. Bakar mısınız algı operasyonuna? Bir düğünde 6 kadının halay görüntüsünden gidip kapısını kırıp gözaltı yapıyorsunuz, işkenceyle gözaltına alıyorsunuz, yetmiyor, valilik açıklama yapıyor. Bu valilerin başka bir işi yok mu? Kürtlerin düğünlerini takip ettirip emniyete gözaltı yaptırıp sonra da sanki büyük bir operasyon yapılmış gibi kamuoyuna açıklama yapıyorlar. Ya insan utanır ya. Sen mülki idare amirisin ya. Valisin, vali. Devletin ciddiyeti ortadan kalkmış ya. Halayı operasyon diye, halay çekenlere operasyon yaptık diye duyuran bir acziyet var. Bir akıl tutulması var. Biz bunu hangi cümleyle izah edeceğimizi gerçekten bilmiyoruz artık. Bu nasıl bir şeydir? Söyleyelim. Şimdi 1980'lerde ne oluyordu? Türkiye'm, Türkiye'm cennetin parçasıyla işkence ediliyordu solculara, Kürtlere, muhaliflere. Şimdi ne oluyor? Ölürüm Türkiye'mle işkence ediliyor. 12 Eylül zihniyeti bu. Bu 12 Eylül zihniyeti. 90'larda ideolojik halay diye Kürtler gözaltına alınıyordu. İdeolojik halay. Yargılandı Kürtler. İdeolojik halay çekmekten. Şimdi halay çektikleri için gözaltına alınıyorlar. Yetmiyor, tutuklanıyorlar. Bu ne demek? Demek ki AKP, ki bunu hep söylüyoruz, işte 12 Eylül zihniyetinin devamıdır, devamcısıdır. Cuntacıların ayak izlerine basa basa yol alıyor AKP. Kenan Evren'in yaptıklarıyla bugün olanlar arasında hiçbir fark yoktur. Bugün topluma karşı darbe yapılıyor. Bugün topluma karşı yargı eliyle suç işleniyor. Bugün toplumun bütün değerleri yerle yeksan ediliyor. Bugün Kürtlere yargı eliyle hakaret ediliyor. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz ki binlerce yıldır çektiğimiz halayı yasaklıyorsunuz, kriminalize ediyorsunuz, suç unsuru haline getiriyorsunuz? Bu hakkı nereden buluyorsunuz? Bu hukuku nereden buluyorsunuz? Kim size veriyor bu yetkiyi ya? Kim? Halaya düşman bir iktidar oldunuz ya. Biz dönüp Kürt'e düşmansınız dediğimizde, hayır efendim biz Kürtlerle kardeşiz. Bu nasıl bir kardeşlik? Bu nasıl bir kardeşlik? Halayına bile tahammül edemiyorsunuz. Halay çektiği için gözaltına alıyorsunuz. Bir susarsan dinleyeceksin. Diğer bir şey, şimdi cezaevlerine bakalım. Ya 340 bin, 370 bin lira varan cezaevi doluluk kapasitesi var. AKP her gün yatırım diye cezaevi yapıyor. Cezaevi Kürt gençleriyle dolu, Kürt kadınlarıyla dolu, Kürt anneleriyle dolu, Kürt siyasetçileriyle dolu.
Sayın Kılıçkoçit, lütfen tamamlayın. Kürt muhaliflerle dolu. Şimdi halay çeken Kürtlerle dolduracaksınız cezaevini. E valla söyleyelim. Biz dışarıda da, düğünde de, şenlikte de halay çektiğimiz gibi cezaevinde de halay çekiyoruz. Halay çekmek bu iktidara karşı bir direniş yöntemi aynı zamanda. 12 Eylül'de ıslıklarla direndik. Bütün zulümlere karşı zılgıtlarla direndik. Bugün de bu iktidara karşı halayımızla, türkümüzle, klamlarımızla, sıtranlarımızla direneceğiz. Kafamızın tepesine attırmayın. Vallahi getirmeyeceğiz bahçesine. Dal zurnayı getiririz, halayı çekeriz ya. Bu nedir yani? Nedir bu? Yetmiyor mu? Vallahi genel kurulda çekerim. Çok iyi halay çekiyorum, çok iyi de halay başı çekerim. Yeter artık ya. Yeter. Sayın Kılıçkoçyiğit, lütfen tamamlayın. Şimdi Sayın Başkan, bakın. Renklere düşman, dile düşman, kültüre düşman, halaya düşman, halaya düşman, slogana düşman. Şimdi efendim slogan atmışlar. Geçen gün burada anlattım. Bakın, size onlarca Yargıtay kararı var elimde. Bir Serok Apo, yani Yaşasın Başkan Apo sloganının suç olmadığına dair dünya kadar karar var. Size sana sayabilirim. Zana Türkiye davası, Aslı Güneş Türkiye davası, Sayın Özcan Türkiye davası, Özer Türkiye davası, Karkın Türkiye davası, Gerger Türkiye davası. Dünya kadar ahimde bunun fikir ve düşünce özgürlüğü olduğunu, suç unsuru oluşturmadığını açık ve net söylüyor. Yargıtay bunu yine böyle değerlendirmiş. Suçun unsurları oluşmaz diyor. Ya halayda, yani bir yerde bir düğünde halay çekerek nasıl örgüt propagandası yapabilirsiniz? Sayın Kılıçkoçyiğit, son kez uzatıyorum, lütfen tamamlayın. Bu nasıl bir yargı? Bu yargının tek derdi Kürt'ü cezaevine atmak mı? Ne zaman adalet dağıtacak bu yargı? Bu emniyetin tek görevi halayları tarayıp halay kimi oluşturup gidip Kürtlerin düğünlerine bakıp oradan insanları gözaltına almak mı? Bakın, dün önerge verdik. Bingöl'de uyuşturucu madde bağımlısı bir kişi 4 insanımızı öldürdü. 3 tane ağır yaralı var hala. Emniyet ne yapıyor? Ülkenin 4 bir yanı uyuşturucu vatağına batmış. 12 yaşındaki çocuklar uyuşturucu kullanmaya başlamış. Aileler feryat ediyor. İnsanlar feryat ediyor. Peki bu hükümet uyuşturucu için, bu İçişleri Bakanlığı uyuşturucu için bir şey yapıyor mu? Yok. Çünkü onun daha büyük gündemi var. Kürtler halay çekerek ülkeyi bölüyor. Onu engellemeye çalışıyor. Kürt'ün halayı uyuşturucudan daha büyük bir tehdit. Kürt'ün türküsü daha büyük. Sayın Kılıçkoçyiğit, teşekkür için açıyorum. Daha büyük bir tehdit olarak görüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın, bu bir darbe anlayışıdır. Bu bir faşist anlayıştır. Çok açık ve net söylüyoruz. Siz ne bizim türkülerimizi engelleyebilirsiniz, ne bizim halayımızı engelleyebilirsiniz, ne de bizim mücadelemizi engelleyemezsiniz. Ama yapmayın, yapmayın, bu kadarını yapmayın artık. Mızrak çuvala sığmıyor, geçen gün de söyledim. Öfkeyi kabartıyorsunuz, insanların sinir tellerine değiyorsunuz. Gidecek yeriniz yok. Bakın, nefreti körüklemeyin. Bu bir nefret suçudur. Bu bir düşman ceza hukukudur. Böyle Kürt'ü yok sayarak, her şeyini kırmızı ederek ayakta kalamazsınız. Sözü bitmiş bir iktidar yargıya talimatla, operasyonla, cadı avıyla Kürt'ü mahkum etmeye çalışıyor. Vallahi kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Sizden korkan sizin gibi olsun.